Skolyozun birçok çeşidi bulunmakla birlikte en sık idiopatik dediğimiz sebebi belli olmayan skolyozla karşı karşıya kalmaktayız. Bir diğer şekli ise kas ve sinir hastalıklarına bağlı gelişen nöromusküler tiptir. Yine anne karnındayken çocuğun vertebrasındaki gelişim anomallerine bağlı olarak gelişen konjenital skolyoz da bir diğer çeşididir. Skolyozun görülme sıklığının kadınlarda erkeklere oranla 10 kat daha fazla olduğunu dile getiren fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Yüksel Ersoy, skolyoz omurga eğriliğinin genel ismidir. Bu eğriliği S tipinde veya C tipinde görülebilirken omurganın dönüş hareketleriyle de meydana gelmiş olabilir. Bu iki durum birlikte de olabilir. Bu eğrilikler genel olarak belde ve sırtta meydana geliyor. İlgili bölgelerde asimetriye ve normalden farklı görünümüne sebep olabiliyor dedi. Skolyoz omurga eğriliğinin genel ismidir. Bu eğrilik S tipinde veya C tipinde görülebilirken yanlara doğru olacak şekilde aynı zamanda vertebraların ya omurların rotasyoner yani dönüş hareketleriyle de meydana gelmiş olabilir. Bu ikisi birlikte de olabilir. Bu eğrilikler olduğu bölgede çoğunlukla belde ve sırtta meydana geliyor. İlgili bölgelerde asimetriye ve normalden farklı çıkıntılara sebep olabilmektedir. Skolyozun görülme sıklığı ortalama olarak %3 olduğunu söyleyen Profesör Doktor Yüksel Ersoy sözlerini şöyle devam etti. Skolyozun görülme sıklığı ortalama yaklaşık %3'tür. Yani 100 kişiden 3 kişide görülmektedir. Kızlarda erkeklere göre 8-10 kat daha sık görüldüğü bildirilmektedir. Genellikle 0-5 ve 0-5 yaş ve ergenlik çağında olmak üzere büyümenin daha hızlı olduğu dönemlerde ailelerin bu konuda daha dikkat etmeleri gereken dönemler olarak ortaya çıkmaktadır. Omurgasında eğrilik saptanan çocukların ancak %10 civarı tedaviye ihtiyaç duyacak şekilde bir gelişim sergilemektedir. Dolayısıyla %90'ı genellikle bir tedaviye ihtiyaç duymadan bazı önleyici tedbirlerle, egzersizlerle, postür düzeltimi ile bu düzeltme sağlanabilmektedir. Ailelerin ilk dikkat etmeleri gereken hususun duruş olduğunu aktaran Ersoy, eğer bu grafikler yeterli olmazsa yine tomografi veya MR görüntülemeden de yararlanıyoruz. Bu görüntülemelerle elde ettiğimiz omurganın şeklinde bir eğrilik olup olmadığına bakıyoruz. Eğer bir eğrilik varsa bu eğriliğin derecesini tespit ediyoruz dedi. İlk dikkat etmeleri gereken husus duruş yani postür bozukluğu var mı çocukta? Eğer bu varsa, eğer çocuğun üst kısmındaki giysilerini çıkarıp arkadan bakmakla kürek kemiklerinin ve omuzlarının düzlemlerinin eşit olup olmadığını kontrol etmeleri, kaslarda ve yine leğen kemiklerinde meydana gelmiş olan asimetri mevcudiyeti, kürek kemiklerinden bir tanesinin diğerine göre daha arka planda kalıyor olması gibi hususlar onları uyarmalıdır. Bir diğer husus da yine çocuklarını muayene ederken dik duran bir kişi de dizleri kırmadan belden öne eğildiğimizde omurganın düz kalması gerekiyor. Eğer omurgada S tipinde veya C tipinde bir farklı duruş olursa yani merkezden sapma meydana gelirse bu da yine aileleri uyarmalıdır. Bu hastalardan skolyoz grafilerini istiyoruz. Eğer bu yeterli olmazsa yine bilgisayar tomografi veya MR görüntülemeden de yararlanabiliyoruz. Bu görüntülemelerle elde ettiğimiz omurganın şeklinden bir eğrilik var mı
bakıyoruz. Bu eğriliğin derecesini test ediyoruz. Bu eğriliğin derecesi, başta da söylemiştim, 10 derecenin altındaysa skolyoz değil. Bu bir asimetri olarak kabul ediliyor. Ama 10 derecenin üzerinde ise skolyoz olarak gruplandırılıyor. 10 ile 20 derece arasındaki eğriliklerde genellikle takip gerektiriliyor. Yani aileler çocuklarını bu konuda biraz daha yakından takip edecekler. Özellikle gelişim dönemlerinde herhangi bir artış olursa bu eğriliklerde, o zaman bize danışabilirler.